İçeride ne oldu efendim? Ben söyleyeyim. Murat Bey bir açıklama yapın lütfen. Bırak. Ya bak Allah, ilçe müdürü Bahadır Bey'i tanıyorum ben. Çekmeyin kardeş. Ya bırak, ben yürürüm be. İçeride ne oldu efendim? Ya bir bırakın öz. Ya bir nazik ol. Az beyler nasıl? Ambulans! Ambulans! Memur bey! Ambulans! Ey kafanı. Hadi araçlara. Niye çekiyorsunuz oğlum? Gel. Tut baba. Gel. Gel. Tamam. Arkadan ben tutarım. Murat Bey, bir açıklama yapar mısınız lütfen? Murat Bey kim bu yanınızdakiler? Değil. Sayın seyirciler, değil. Şu an böyle ilgili hadi bir Murat aşla. Bey'in çıkan bir tamam. Kavga Allah sonucu Allah. Altına alındı. Hadi. Murat Bey. Murat yürü. Murat Bey, bir açıklama yapacak hadi mısınız? Hadi. Tamam kardeşim, iniyoruz işte. Alın yetmeyin Murat Bey. Rica ederim. Ay durun, tamam geç, canım. Geç şöyle. Işte. Alkollü olduğunu söylüyor. Öyle gelin. Doğru öyle mu? Gelin. Bizim hastamız var memur tamam, bey. Tamam bey amca, tamam. Yürü yürü yürü. Abi ben uyuyorum tamam, ya. Ay düşürün abi. Açıklama yapın lütfen. Nereye abicim ya? Nereye gidiyorsun? Tamam, hadi. Geç. Uyuyorum ben hadi ya. Ne yapıyor bir? Ey kafanı. Hadi arkadaşlar, acilen kanala yetiştirelim bizi. İyi, teşekkür ediyorsun. Sayende karakola gidiyoruz. Hasret. Neden hep yalan söylüyorsun? Hasret yalan söylemez. Öleceğini bilse gene de yalan söylemez o. Neymiş o be? Bize de söyleyin de bilelim biz de doğru mu yalan mı? Kız sen sus, dön önüne. Bir sus artık be. Bir şeye karışıyorsun. Sen dön önüne be. Hadi be dilli dümbele. Öf sus tamam. Senden ders aldığını bilmezler ha. Mecbur kaldım. Anlatacağım sonra. Niye şimdi anlatmıyor kız? Gizli saklı mı var ortada? Kız sen dön önüne artık be. Dönmüyor lan can. Bir şeye karışır oldun. Vallahi yol açamaz saçını başına ha. Ağzı fırfırla her şeyi çakır çakır. Ne? Evet memur bey, ben de kendilerine ilettim az evvel. Yeterin artık dedim, susun. Hala konuşuyor fırfır. Kibar ol, kibar ol. Uçacağım buradan, saçlarına yapışacağım. Göreceğim gülür oturacağım aşağı. Henüz kimseye haber vermeyin. Özellikle de Murat'ın ailesine. Siz elinizden geleni yapın Nazım Bey. Olay daha fazla büyümeden Murat'ı çıkarmamız lazım. Biraz durur musun? Tabii. Kadir! Gel bırakayım seni. İstemez, ben giderim. Gel, bu saatte araç bulamazsın. Hadi atla. Kavga yok. Ayağımız kaydı, düştük diyeceğiz, tamam mı? Ben adaleti yanıltmam arkadaş. Neyse o. Başlarım şimdi senin adaletine. İnafak, kabak, ibik, mirayo. Of. Murat hocam, bizim horozlar anlaşamayacak. Siz bir araya girseniz, sizin lafınızı dinlerlere. Ya bırak, yolu ya, biliyorum ben ya. Hocam. Tamam Nazım Bey, karakolda buluşuruz. Kaptan beni şöyle indir. Dur ya, daha gelmedik ki. Yürürüm ben. Şöyle dur kaptan. Kadir! Kadir! Nereye gideceksin? Herkes karakolda. Gidecek yer bulurum, sen merak etme. Kadir! Uf, yaklaşma ya, rahat bırak beni. Bana yaklaşanların halini gördün. Hepsi benim yüzümden içeride. Anladın mı? Her şeyin sorumlusu sen değilsin. Abi ne zaman mi bırakacaklar? Ne bileyim. Hadi. Bir karakola hadi düşmediğimiz kalmıştı. Evet, sen ilk defa mı? Tamam hadi, abi geçiyoruz işte. Geç hadi geç. Yürü. Geçin şöyle. Of. Rezil olduk vallahi.
Başımıza bunlar da mı gelecekti be? Murat Bey, ayakta kaldınız. Çön bir yere isterseniz. Otur abi, otur. Hop hop, hadi kalk Nazar. Şşş, burada kalamazsın demiştim. Alo. Ne oluyor be? Ne zararım var sana? Koskoca yer sana da yeter, bana da. İyi tamam, kalk, orası benim. İyi, ben de o yana geçerim. Orası da benim. Yakın mısın nesi be? İyi tamam, otur otur, tamam. Bak bir gecelik ha. İyi. Kime süsleniyor kız? Zilli fırfır. Rüyama gireceklere süsleniyorum. Var mı itirazın? Yok. Hadi hayırlısı. Sağ ol. Kim girecekse. Kız, Kadir ne yapıyor acaba? Ben de onu düşünüyorum. Cihan'dan da haber yok. Kız, Hasret. Şu işler bir bitsin. Pılımızı pırtımızı toplayıp gidelim kırklar eline. O nereden çıktı be? Kız, yeni bir düzen kurarız kendimize. Ben terzilik yaparım. Sen çiçeğe gidersin. Çiçeğe? Ben. Niye şaşırdın kız? Sen gideceksin tabii. Başka nereye gideceksin? Çiçekçi kız sen değil misin? Kız sen zıbar yat. Deniz kızı. Sus kız. Hadi. Benim. Ya ne yapacağım be, böcek var domzunda. Sana ne be, böcekse benim böceğim, karışma sen. Git yat uyu. Bir de bunu verecektim. İstemez, sen örtüsün oğlu. Öf be. Deminden beri mana eder dururum kırklar elle gidelim diye. Neden diye sormazsın. Neden? Kız neden olacak? Hiç oraları görmedin de ondan. Şimdi şunlardan biri sorsa ki, dese ki Hasret oralar nasıl, diyecek lafın yok. Gidelim işte beraber. Aha işte bastınız çapa. Hani kız sen kırklar eline gidiyordun? Hiç gitmemişsin kırklar eline. Neler karıştırıyorsunuz lan siz? Aman sen de duyduğu uydur. Aman ne uyduracağım be? İşte halinden belli, tavrından belli, saçlarından belli. İç yeme şimdi bizi. Dök hadi eteklerindekileri. Hakikaten be, bu Hasret ne zaman gitse kırklar eline bir başka türlü geliyor. Ama be. Aha, ayolgacı kırklar eline gidiyorum diye bizi kerizliyor. Kim bilir nerelerde sürtüyor. Senin bir kere o üstüne ne vazife? İç. Dallı çiçek. İç. Sen o burnunu her yere sokma. Bak 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 bak. Ha saklıyorsun yani bizden. Ne saklayacak be? Babam da biliyor mu peki bunları? Kız sana ne aa? Biliyorum tabii. Anlat da o zaman biz de öğrenelim Buran abi.
Hasret benim yanımda kalıyor. Nesrin Hanım ekmeği tahıllı mayalayın demişti. Bak bak ne diyor? İkili ilişkilerinizde şans sizden yana olabilir. Karşınıza çıkacak fırsatları değerlendirin. Burcun ne senin? Akrep. Ay beğenmedi. Paşa torunu. O kadar ilgilenmiyorum ki senin burcunun ne olduğunu bile sormayacağım. İkizler. Flash flash flash. İşte bir bomba daha. Kum kapıda bir kavgaya karışan ve alkollü olduğu belirtilen ünlü müzisyen Murat Turalı gözaltına alındı. Haberin detaylarını az sonra yayınlayacağım. Nesrin Hanım! Hasret hazır olunca sahneye çıkacak. Ama o zamana kadar çalışmaları gizli tutmak istedim. Herkesin gözü bu projenin üstünde çünkü. Vay be! Bizim Hasret sahneye mi çıkacak? Kadriye bunu duyunca çok şaşıracak. Hele Aydan, gözlerin ne böyle açılacak? Ayol bulamadın mı Hasret'ten başka şarkıcı? Daha deneyimlileri vardı ya burada. Hem çalıştırmana da gerek kalmazdı. Ve işte bir son dakika bombası daha. Müzik camiasının tanınan ismi müzisyen, besteci ve düzenlemeci Murat Turalı bir kum kapı eğlencesinde görüntülendi. Murat Bey, eğlencenin sonu iyi bitmedi galiba. Bahadır anlaşılan Murat ben. Bey'in canı sosyetik bir gece geçirmek çekmeyin. İstememiş. Soruyoruz. Sosyete mekanlarından bu kadar mı sıkıldınız Murat Bey? Kız. Ne be? Murat Hoca kabiliyetli insanlar arar. Seni gibi kaşarlanmış şarkıcılarla işim olmaz. Ben sana göstereyim mi şimdi kaşarlanmış şarkıcı? Hadi göster bakalım. Gel önce bir saçlarını. Hadi hadi. Hadi hadi. Hadi hadi. Hadi kafam ağrıyor zaten. Deli kıskanç. Allah'ın cezası. Sen de sus be. Tabii bu konu aramızda kalmalı. Yoksa bütün emekler boşa gider. Hasret'in çıkışı sürpriz olsun istiyorum çünkü. Duydunuz. Kimse ağzını açmayacak. Anladınız değil mi? Benden okey. Bir Kadriye bilir o kadar. Bakarız. Al çiçek. Ne? Kız. Ne be? Ha? Aman iyi bakarız. Nasıl üzülmeyeyim Ethem? Oğlum gözaltında diyorsun. Hem de kimlerle birlikte? Sayın tamam biliyorum. Şu anda ünlü müzisyen Murat Turalı. O zaman mutlaka bana haber bir ver. Kavga sonucu bir an önce gözaltına onu oradan alındı. Çıkarmalıyız. Murat Bey. Ay. Zorluk çıkarmayın. Burhan Bey dalmışlar Murat içeri. Bey, içeride ne oldu efendim? Ne içecekler şimdi Murat orada? Bir yaşlı mı yapın verir misiniz? Büyük gösterin. Murat Bey. Hala konuşuyoruz. Kapatır mısınız şunu? Adam adam değil ki birader. Çocuklarının her biri başka kapıya yüz sürüyor. Erkek adam biraz ağır olur. Müsaade etmez böyle şeylere. Ama nerede bunda o yürek? Bana bak. Sen mi kapatacaksın çeneni yoksa ben mi kapatayım? Buran. Buran abi. Buran. Bana bak. Durun. Ayrılın abi. Sen de sus be. Yukarıda kaydık düştük dediniz. Şimdi burada kavga mı edeceksiniz? Buradan çıkmak istiyorsak biraz daha sakin olmalıyız. Ama hoca. Ne dediğimi duydunuz. Burada fazladan kalmak isteyen varsa kavga etmeye devam etsin. Hoca doğru diyor. Takdir ettim hoca seni. Yani söylemeyeceğim bu Hasret mevzuna. Yok. Delikanlı delikanlının arkasından konuşmaz. Ha. Bir bal çiçek kaldı. O konuşursa bütün Türkiye duyar zaten. Ay. Kız, bal çiçek. Sana diyor. Lan, bal çiçek. Aman tamam öf be. İplikçi kız. Tamam tamam sabah olsun ben konuşurum onunla. Hadi cümleten hayırlı geceler. Uf.
Affet hocam. Lütfen affet. Geçeyim. Gel. Gel. Hadi sen de yat birazcık hadi. Murat Hoca. Sana posta var. Gördüm. Açmayacak mısın? Ben bakayım istersen. Ha? Bana iyi geceler. Komiser Bey, olan olmuş. Bir anlaşma yoluna gitsek. Oğlunuzla birlikte kavga edenleri tanıyor musunuz siz? İçlerinde emniyetimizin katalog çekimlerine katılmamış bir tek erkek artist yok. Ufak bir yanlış anlama, tesadüf, talihsizlik desek? Ne yanlış anlaması? Ne talihsizliği? Hastanelik adam var. Tamam ama sonuçta arkadaşları değil mi yani? Şikayetçi olmayacaklardır. Ne yapalım yani? Rahatsız ettik. Pardon deyip gönderelim mi hepsini? Durun durun. Bir saniye memur bey, içeri girmeyin. Bir şey söyleyeceğim. Bir dakika lütfen içeri girmeyin. Bir dakika ya. Komiserim ben içeridekiler için börek yapmıştım ama bırakmıyorlar ki içeri gireyim. Piknik yeri mi burası hanımefendi? Pardon. Pardon Murat Bey çok severdi. Bakayım ama... ne yapıyorsun? Ebe. Uy. 2022. 2024. Atladık kompletti. 2023. Kafam karıştı kız.
Güllaz. Söyle kobretliliğim. Zehirim. Zehirli yılanım söyle. Kız senin saçların hediyelik fiyonklu pakete benziyor kız. Bellerim bitti. Sıra saçlarıma mı geldi? Daha sırada kipriklerim var Ayçiçeğim. Onları sayacağım. Allah! Ne oluyor be? Kimsin lan sen? İyi misin? Rüya görüyordun galiba. İyiyim. Bir yerden düştün galiba. Geçti tamam geçti. İyi misin? İyiyim iyiyim. Sen? İyi misin? İyiyim iyiyim. Evet. Ben fena düşmüşüm Murat Hoca. Ben ayva yemişim Murat Hoca. Murat Turalı. Benimle geleceksin. Murat, oğlum iyisin değil mi? İyiyim baba. Telaşa gerek yok. Merhaba. Geçmiş olsun. Buyurun. Siz bir şey yapabildiniz mi? Komiser Bey ile Avukat Bey konuştular. Tamam, büyük bir ihtimalle çıkacaksın. Arkadaşının işi bitsin, beraber nezarete ineceksiniz. Diğerleri ne olacak? Ne bileyim oğlum. Onlar da başlarının çaresine bakarlar. Ben buranın yabancısı değillermiş baksana. Olmaz. Ya beraber çıkarız ya ben de onlarla kalırım içeride. Tek başıma çıkmam. Özür dilerim Murat Bey ama bu adamların hemen hepsinin bir davası ya da sabıkası var. Hele Davut isimli olanın dosyası çok kabarık. Avukat Bey kolay ya da zor. Benim için ne yaptıysanız onlara da aynısını yapın. Bu durumda her şeye baştan başlayacağız. Evet galiba öyle yapacağız. Ay altı üstü bir börek. Hanımefendi lütfen durur musunuz? Yine börek pardon. Niye izin vermiyorsunuz? Hanımefendi lütfen bir de sizinle uğraşmayalım. Nakiye lütfen yasak tamam. Yasak hanımefendi yasak. Açlıktan ölmezler ya. Nakiye tamam. Ama niye aç kalıyorlar anlamıyorum ki burada mis gibi börek varken. Pardon pardon Nakiye hadi gel. Gel şöyle otur gel. Tamam pardon. Tamam. Pardon. Merhaba. Merhaba. Nesrin nerede canım? Yukarıdalar. Ben geldiğinizi haber vereyim. Kusura bakmayın, Behrin Hanım geldi efendim, aşağıda. Ay hiç çekemem şimdi. Görmüyor musunuz halimi? Uyuyor deseydiniz. Geliyor. Nesrin'cim, seni teskin etmeye geldim hayatım. Neler olup bittiğini bir de benden dinle istedim. Sen neler olup bittiğini biliyor musun? Tahmin edebiliyorum. Nesrin Hanım'a bir bardak ılık süt getirebilir misiniz? İçini yumuşatsın biraz, olur mu? Tabii. Haberi televizyonda görünce Nesrin şimdi perişan olmuştur dedim. Benim başıma böyle şeyler çok geldi. İnan üzülecek hiçbir şey yok. Merak etme, bu haberler sabun köpüğü gibidir. Bir gecede çıkarlar, ertesi gün puf diye yok olup giderler. Gönlünü ferah tut. Çok teşekkür ederim. Serbestsiniz. Aa, iyi be, çıkıyoruz be. Ne oldu? O da serbest, o da. Her tarafı tutulmuş be. Yatağımı özledim. Vay, esaslı hocaymışım Murat Hoca. Hemen çaktım manzarayı. Mevzu Davut bile olsa bu mahalle onu burada bırakıp çıkmaz. O kadar okumuş adam seni gibi cahil mi? Ne alakası var? İnsanız sonuçta. Nesin'cim çıkmışlar. Müjdemi isterim. Çıkmışlar mı? Arayacağım seni bir tanem. Hoşça kal. Geliyorlar mı? Sayma Hanım. Buyurun efendim. Kahvaltı hazırlasınlar. Tabii.
Geliyorlar, geliyorlar. Hadi oğlum çıkıyorlar, çabuk ol. Geliyorlar, geliyorlar. Haydi gidin çabuk. Ağzını açma, hiçbir şey söyleme. Murat Bey, dinleyince helal yaşandı arkadaşlar. Murat Bey, bize biraz bilgi verebilir misiniz? Yanlış bir anlaşma var, lütfen izin verir misiniz? Yanınızdaki bayan kim Murat Bey? Bakın açıklama yapacağız. Murat Bey, arkadaşlar daha sonra lütfen. Bir açıklama lütfen, bakın izin verin. Müsaade eder misiniz arkadaşlar? Lütfen arkadaşlar. Benim arabaya Murat, benim arabaya renkli. Eğitim sizce hanımı sahneye çıkaracak mısınız? Doğru mu açıklama yapacağız? Durun, o dediğiniz kadın benim. Murat Bey, kalk. Şöyle döndün, bana çevir kamerayı. Ha? Yanınızdakiler kim acaba? Ben konuştan yedim. Benim eğitime ihtiyacım yok. İzin verin, lütfen. Zaten eğitimli kadınım ben. Siz yanlış duymuşsunuz ayol. Murat Bey sadece tüfeğine bir sorun. Adında bal çiçek, yazın bunu. Hayır, ne anlatıyor be bu? Abla boş ver be. Anam kız peki, duruyor gel Allah'a cizem. Ya sen ne utanlar bir kadınsın ya. Ama bir dur be. Ya senin hiç onurun yok. Tamam, sonra açıklama yapılacak, lütfen. Lütfen, arkadaşlar. Ya bir bırak da uyuyalım be. Babamlar. Nereye be abicim ya? Her şey senin yüzünden oldu zaten. Ey be Kadir'cim be. Murat, ne oldu sana böyle? Neler yapıyorsun? Aklını mı kaçırdın? Baba, bu konuyu uzatmasak. Uykusuz kaldın, kusura bakma. Siz duymadan halletmeyi isterdim ama olmadı. Bırak bizi, bütün Türkiye duydu. Televizyonlar bangır bangır bu haberi veriyor. İşine karıştırmıyorsun, tamam. Bir şey demiyoruz, diyemiyoruz. Ama bu olanlar bizi de ilgilendiriyor. Hayatımda ilk defa oğlumu karakoldan topluyorum. Bunlara alışık değiliz. Özür dilerim. İp üstünde yürüyorsun Murat. Sponsorun seni televizyonda bu halde görünce bakalım desteklemeye devam edecek mi? Bir maceranızın daha sonuna geldik Hasret Hanım. Heyecan ve gerilim dolu Hasret Karakolda filminin mutlu sonu. Biz alışığız böyle şeylere. Asıl macera Murat Hoca'ya oldu. Ne yaptı bizimki içeride? Akortsuzdu be. Akortsuz? Yani böyle şeylere alışık olmadığı belliydi. Dar yola park etmiş çaresiz araba gibiydi. Nereden buluyorsun bu lafları ya? Biz de anamızın karnında böyle konuşmaya başlarız. Kadir ne yaptı acaba? Onu mahalleye bıraktım. Sen... Deme be. Dedim bile. Var ya, bundan sonra dünya aret dostumsun ha. Deme be. Dedim bile. Nereye kız? Mahalle. Sabah sabah bir sev bir de mahalleri gürültüsü uyutmadınız be. Meydana giderim daha iyi. Teşekkür ederim. Karakolda beklerken avukat bizim davayla ilgili bir iki soru sordu. Mal taksimine nasıl baktığımı, nafakayla ilgili ne düşündüğümü... ...ve her şeyden önce boşanmayı kabul edip etmediğimi. Aferin. İlgilenmesi çok iyi. O davanın da yürümesi lazım. Ne cevap verdiğimi merak etmiyor musun? Benim cevabım değişmedi Ethem. Murat Hoca okulun öğrenci sitesine video yüklenmiş, bilginiz olsun istedim. Kahretsin. Aa, bu çok güzelmiş. Yeni mi? Yeni. Senin tarzın değil ama bu. Sen benim tarzımı biliyor musun? Bu kadar renkli olana elin gitmez. Onu biliyorum. Neden yalan söyledin Hasret? Babanın hasta olduğunu söyleyip evde kalmak için izin istiyorsun. Ve ben seni kum kapıda buluyorum. Neden? Ben
ben bir şey yapmadım bir kere. Bizimkilerle şarkı söylüyordum. Sonra Cihan kavganın ortasında kalınca ben de... O kısmı biliyorum. Cihan... bana dedi ki... sen çok değiştin dedi. Eski sen, eski hasret olsan gelirsin dedi. Sen de gittin. Gittim tabii. Ama anladım ki değişmişim. Artık hiçbir şey eskisi gibi değil. Bir yanım başka yerde artık. Burada. Sahi mi? Hem senin tarzın da değişti. Daha neşeli takılmaya başladın. Kadın bırak öldüreceğim vallahi hiç uyuyamayacağım ondan sonra bırak. Bu nasıl? Arkasını. Hadi abla zayıflar mı ya gördün? Hadi sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Çok şükür. Abi özür. Hoş bulduk. Hiçbir şey olmadı. Cihan'ım değil. Sen yaralanmışsın kızım. Olur. Yok bir şey anneciğim yok bir şey. Kadriye ablacığım bir şeyim yok diyor ama dayağı yedi vallahi. Biraz ona bak dinlensin evde. Hadi gel. Davut gel. Davut iyi misin? Neler yaptı bunlar sana? Yok bir şey. Hadi eve. Gülnaz. Hadi eve. Hadi baba. Kadir. Neredeydin sen? Nerede yaptın? Kardeş mi? Açtı sen. Hadi baba. Ulan her kuşun bir yuvası var, biz böyle düdük gibi kaldık burada. Geliyorlar. Ben sadece kahve içeceğim. Tabii efendim. Ben de bir şey yemeyeceğim, hiç işlem yok. Kahvaltı ediyoruz. Bugün hava ne kadar güzel değil mi? Yaz kapımıza dayandı. Öyle mi? Pek farkında değilim. Keşke ben de bu güzel havanın tadını çıkarabilsem. Karşımda kendini mahalle orkestrasıyla bir tutup karakola düşmüş oğlum varken... televizyonda paparaziler bangır bangır bağırırken... pek mümkün olmuyor tabii. Anne bu kahvaltıda beni istediğinden emin misin? Böyle diklenerek bu meseleyi kapatamazsın. Normal bir şey yaşamadık. Böyle şeylere alışık değiliz. Ve konuşamıyoruz. Çok iyi. Oldu bitti artık. Neyi konuşacağız anlamıyorum ki. Olmaya devam etmesinden korkuyorum anlasana. Hayatımızın kontrolü elimizden çıkıp gidiyor görmüyor musun? Bir önlem almamız lazım. Normal bir durum değildi kabul. Ama böyle şeylerin devam edeceğini nereden çıkartıyorsun? En azından seni endişelendirdiğim için özür dilerim anne diyebilirdim. Özür dileyecek hal bırakırsan. Yeter Murat. Tavrın sınırı aştı artık. Annenin konuşmasına izin ver be. Dinle lütfen. Benim karnım tok. Size afiyet olsun. Ben de kalkayım. İyi misiniz Esra Hanım? Yandım. Yok sıcak değildi, sıcak değildi. Hemen değiştireyim. Ethem seni bekletmek istemiyorum, sonra konuşuruz. Berrinciğim. Önemli değil tatlım, başka zaman buluşuruz. Hasret. Sen de dikkatli ol bundan sonra. Nesrin sana misafirperverlik göstermek için elinden geleni yapıyor. Onun iyi niyetini daha fazla suistimal etmezsen iyi olur.
Ben artık eve gideyim. Seni bırakayım. Tamam. Ne yapıyorsun lan Sarı? İyi baba, sen ne yapıyorsun bulaşık? Ne haber? İyi. Ne bu surat? Yok bir şey. Nasıl yok bir şey? Var işte belli. Ne oldu? Arabanın tekeri mi patladı? Gazinocu paranı mı vermedi ha? Ya oğlum ben bir kamyon dayak yedim, bu kadar suratımı asmadım ya. Ne oluyor sana? Ya içerideyken bir rüya gördüm ben. Ne var bunda? Garip bir rüyaydı öyle. Ateş içinde yana yana uyandım. Ha, anlaşıldı. Sen abayı yaktın birine ha. Ne yakacağım abayı ya? Aşık maşık değilim ben. Olmadı olmayacaklar. Benim biraz kaybolmam lazım aga. Nereye oğlum? Alo. Nesrin Hanım bana çok kızdı belli. Aman ne var ki? Bir girdik çıktık işte. Haksız da sayılmaz. Neden? Kendisi hiç mi karakol görmemiş şu hayatta? Aslında böyle bir gece bir kere daha yaşanmıştı. Selin meselesi sen bilmezsin. Konuşmayalım boş ver. Ben biliyorum Selin'i. Nereden biliyorsun? Murat Hoca anlattı. Anlattı demek. Hı? Bu da bir şey. Olaydan sonra ağzını bıçak açmamıştı. Çok mu güzeldi Selin? Çok. Sadece güzel olsa? Çok da enteresan bir kızdı. Ondan beklenmedik şeyler yapardı. Hanım hanımcık piyano çalardı mesela. Ama aynı zamanda araba yarışlarına da meraklıydı. Bu bluzun temizleyiciye verilmesi lazım. Tabii efendim. Bluzunuz ne kadar şık. Ah, teşekkür ederim. Ay, bunu mu giydiniz? Epeydir giymemiştim dolapta görünce. Çok güzelmiş bluzunuz hakikaten Nesrin Hanım. Hediye. Çok değer verdiğim birinin hediyesi. Selin Hanım'ın hediyesi. Ne tesadüf değil mi? Tam da ondan bahsederken. Konuşmayalım. Ay içim bir fena oldu yine. Boş ver. Senin bugün pek keyfin yok gibi. Tabii kahvaltı da keyifsizdi. Yo, iyiyim. Rahatına bak, ben geliyorum. Okuyacak bir şeyler mi bakıyorsun? Vallahi bunca kitap ne zaman nasıl okunur ona bakıyorum. Çok çalışmam lazım. Kime yetişiyorsun? Murat Hoca okumuş kızları seviyor, baksana. Ben de öyle olayım istiyor belli ki. Bunun için uğraşıp duruyor. Selin, ona mı yetişmeye çalışıyorsun? Yetişemem tabii de. Mürekkebi yalamış, hamuduyla yutmuş o. Ama elimden geleni yapmam lazım. Murat'ı memnun etmek mi istiyorsun? Evet. Benim için neler yapıyor baksana. Annesine bile karşı geliyor. Karakol faslını da ucuza atlattık zaten. Yalnız çok zor bir hedef seçmişsin. Selin senden farklı. Ayrıca onun sevgilisiymiş. Yani durumu da farklı. Anlattı bana olanları. Artık geçmişte kalmış o hikaye. Emin misin? Bak sana ne göstereceğim. Toz alırken fark ettim. Onu unutmadığı belli. Ona ait şeyleri özenle saklamış. Ay, çok güzel kız değil mi? Evet, çok güzel. Boyu biraz kısa mı sanki? Bak. Burnu da böyle biraz kemerli aslında. Bu da mı onun? Galiba. Görseydik şu dünyanın en güzel kadınını. Ay, alıp seyredeyim, ne olur koyarım yerine sonra. İyi de niye? Nasıl bir kız olduğunu merak ediyorum. Nasıl bir kız olduğunu mu? Murat'ın nasıl bir kıza aşık olduğunu mu? Hangisi?
Murat! Murat! Artık ensendeyim. Attığın her adımın takipçisiyim. Derse geç kalıyorum. Dün geceden iyi bir ders çıkarmışsındır umarım. İnsan her zaman öğreten olmuyor. Demet lütfen. Sürekli inadına inadına belanın üstüne gidiyorsun. Bütün magazinciler peşinde. Popstar'dan ne farkın kaldı senin? Attığın adımlara biraz dikkat et. Tamam Levent, görüşürüz. Sizi bu kadar güzel yapan ne? Murat hadi bırak şu aleti. Hani film izleyecektik? Filmi ben yapıyorum şu anda. Evet dünya güzeli, sizi merak ediyoruz. Bize kendinizi tanıtır mısınız lütfen? Piyano çalıyorum. Dünyaca ünlü orkestralarla çalıştım. Dünyanın her köşesinde konser verdim. Ben çıkıyorum. Öyle mi? Dinleyelim kimse bakalım. Kimse görmeden DVD'yi yerine koy. Başka? Başka ne diyebilirim? Bisiklete binmek, kürek çekmek, bir de Monopoly'de seni yenmek. Tabii yenersin, zar tutuyorsun. Sen de hep bunu söyleyip mızıkçılık yapıyorsun. Gözlerimle gördüm hile yaptığını. Gözlerini benden kaçırabildiğin zamanlar var sen yani. Sen var ya, bir cadısın. Bir dakika, dünyanın en güzel kadın değil miydin? Dünyanın en güzel cadısı. Çok güzel koktu. Evet, nefis bir kokusu var. Kolombiya kahvesi. Setin üstü turizm ajantası gibi. Seyahate mi çıkıyorsun? Birkaç müzik festivali dolaşmak istiyorum. Yeni fikirlere, seslere bir süredir kulağımı kapadığımı fark ettim. Uzun bir seyahat değil umarım. Neden? Beni özleyeceğini mi düşünüyorsun? Seni özleyeceğim kesin. Ama daha önemlisi Murat'ın gösterisinin ana solisti olarak seni düşünüyordum. Gösterinin sahibi olan vakfın başkanından bu sözleri duymak çok güzel. Ama pek sevinmiş görünmüyorsun. Sen bugün çok keyifsizsin. Ama planlarını bu gösteriye göre yapsan iyi olur. Dikkat et. Ne o? Korktun mu yoksa? Çok hızlı gidiyorsun. Hayat da hızlı. Araba kullanmayı seviyorsun biliyorum ama sen yine de... En büyük tutkum araba kullanmak. En büyük tutkunu sevgiliniz sanıyordum. Tamam, geri alıyorum. En büyük tutkum araba kullanırken sevgilimin yanımda olması. Arabayı bu kadar iyi kullanıyor olmasan bu mümkün değildi. Vay, bu bir itiraf mı yoksa? Önüne bak. Dikkat et. Sözümü geri almak Murat zorunda Bey kutuya bakar da bunu yerinde bulamazsa. Hepsini bir seyredeyim yerine koyacağım. Biliyor musun bu kızın yaptığı her şeyi ben de yapabilirim. Her şeyi? Ya öyle iki üniversite bitirip 8 dil konuşacağım demiyorum. Ama yaptığı diğer şeyleri yapıp Murat Hoca'nın beğeneceği bir öğrenci olabilirim. Bunları beğenilen bir öğrenci olmak için mi istiyorsun? Dikkat et Hasret. Murat kızları üzen biri. Seni de üzüp canını yakmasın. Neden yaksın ki? Şu kızla şimdiden ortak bir yanınız var bence. Murat'a bakışınız. Üstelik sen o kızın yerinde olmak istiyorsun. Hiç de bile. Sadece iyi bir öğrenci olmaya çalışıyorum burada. Bunu duyduğuma sevindim. O zaman dediğini yap. Levent geldi. Levent. Nasılsın? İyi. Sen? Çay ya da kahve ister misin? Naki limonlu kek yaptı. Getireyim mi sana? Bu iyiliğin altında bir şey mi var? Bana mı öyle geliyor? Bir konuda yardım istiyorum. Hangi konuda? Şimdi senin araban var ya. Hadi bakalım. Bir de ben varım. Uzatmadan söylesen. Bana araba kullanmayı öğretir misin? Ne olur lütfen lütfen ha. Hayırdır? Böyle birdenbire içindeki şoför harekete mi geçti? Çok iyi araba kullanmak istiyorum. Murat Hoca gelmeden biraz çalışsak. Benim arabayı mı kullanacağız? Benim melek yüzlü şeytan bakışlı bebeğim ha? Evet. Hasret, senin dahiliyetin bile yok. O arabayı kullanmana asla izin vermem. Murat bir şey dese hemen yaparsın ama. Tamam. Peki. Ama benim arabamla değil. Şirketten bir araba alırız. Tamam. Hadi. Şimdi mi? Evet. Artık sana da hoca diyeceğim anlaşılan.
nereden çıktı bu araba merakı? Yoksa bu da Murat'ın garip egzersizlerinden biri mi? Yok, onda biri yok. Sen hiç güzel araba kullanan kadın gördün mü? Gördüm, gördüm de çok az. Mesela kim? Mesela Nesrin. Başka? Hatırlamıyorum ki. Selin iyi kullanır mıydı mesela? Aa, evet, o iyi kullanırdı işte. Hatta birkaç yarışa bile katıldı. Yarışlara falan mı katılıyordu? Tabii canım. Kazanır mıydı bari? Girdiği yarışı kazanırdı. Bakıyorum bu Selin konusu seni sardı. Nereden çıktı bu merak?